Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'ye bomba teklif, doğalgaz, petrol ve altınımız var. Ülkemize gelin. Değerli izleyenler, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, ülkelerinde bulunan doğal kaynaklar nedeniyle Türkiye'ye bomba bir davette bulundu. Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin odağında tarım, ticaret ve sanayileşme olduğunu belirterek, Afrika'nın parlak bir geleceği var. Bir sürü kaynağa sahibiz. Doğal kaynaklar, gaz, hayvan kaynağı. Şu an küresel petrol üretiminin %9.6'sı Afrika'dan. Altın arzının yarısı Afrika'dan temin ediliyor. Platinin %90'ı Afrika'dan elde ediliyor. Bugün kaynaklarımız ve kapasitemiz mevcut. Yapmamız gereken şey adil ve güçlü bir ortaklık inşa etmek. Türkiye ile de bu anlamda bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Abdillahi, Anadolu Ajansı'nın Afrika Günü için hazırladığı Afrika dosyası kapsamında Türkiye-Afrika ilişkilerini değerlendirdi. Gelişen Afrika ekonomilerine Türkiye nasıl katkı sunabilir sorusuna Abdillahi şöyle yanıt verdi. Genelde Afrika'da hiçbir şey olmadığını düşünürüz. Ancak 15 yılda Afrika'da altyapı inşası için devasa yatırımlar yaptık. Demir yolları, otoyollar, havalimanı, serbest ticaret bölgeleri ve yollar. Evet, yeterli değil. Çünkü 100 milyar dolar civarı yıllık yatırım yapıyoruz. Altyapı için ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Belki ek 60 milyar dolar. Yani yıllık en az 160 milyar dolar. İhtiyacımız olan bu. Çok yol kat ettik ve üzerimize düşeni yaptık. Şimdi Afrika içi ticareti geliştirmek için Türk özel sektörüyle ortaklık kurmak istiyoruz. Zira bu çok önemli. Bugün Afrika'da gayri safi yurt içi hasıla 2.5 trilyon dolar civarında. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu veya başka bir finans kurumundan gelen belgelere baktığınızda bunu kanıtlamak zor denebilir. Ama hiç de öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü biliyoruz ki birçok Afrika ülkesinde kayıt dışı ekonomi devasa boyutta. Dolayısıyla Afrikalı yahut Dünya Bankası'ndan, IMF'den bir uzmana sorduğunuzda size muhtemelen kayıt dışı ekonominin %50 belki de daha fazla olduğunu söyleyecektir. Yani total GSYH 2.5 trilyon değil belki 5 veyahut da 6. Söylemek istediğim şu ki ekonomi gelişiyor. Hatırlatmak isterim ki 2017 ve 2018'de dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden 5 Afrika ülkelerindendi. 2016'da 4'ü Afrika'dandı. %8, 9, 10 büyüme oranlarıyla. Bu da bence gerçekten çok önemli. Afrika'nın parlak bir geleceği var. Bir sürü kaynağa sahibiz. Doğal kaynaklar, gaz, hayvan kaynağı. Şu an küresel petrol üretiminin %9.6'sı Afrika'dan, altın arzının yarısı Afrika'dan temin ediliyor, platinin %90'ı Afrika'dan elde ediliyor. Bugün kaynaklarımız ve kapasitemiz mevcut. Yapmamız gereken şey adil ve güçlü bir ortaklık inşa etmek. Türkiye ile de bu anlamda bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Zira son 10 yılda çok yol kat ettik. Örneğin 2004'te Türk Hava Yolları kıtada sadece 4 ülkeye uçuyordu. Hava trafiği yıllık 354 bin yolcu civarındaydı. Bu 2004 sayıları. Bugünse 6 milyon. Koronavirüs salgını öncesi dönemden bahsediyorum. 6 milyon. Yani ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Türk siyasi yetkililerinin de bu hususta güçlü taahhütleri bulunuyor. Bu kapsamda Afrika ile çok güçlü bir ortaklık inşa etme taahhüdünde bulunan Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz. Afrika tarafı da bu kapsamda ciddi bir bağlılık ve özveri gösterdi. Bu nedenle yakın gelecekte gerçekten büyük işler başarmayı umuyoruz inşallah.